Cümleten selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda birlikteyim arkadaşlar. Bugün FIFA 22 Ultimate Team'e başlangıcı rehberiyle sizlerle birlikteyim. Video başlamadan önce bir aydır video atamadım arkadaşlar. Çünkü maalesef beta'da sizlere sızdırılmış oynanış videosu atmıştım. EA Sports buna telif attı ve kanalımda video kapatma atma özelliği kapatıldı arkadaşlar. O yüzden bu videomuz hiçbir şekilde izlenmeyecek. Çok az izlenecek, yani 1000 ya da 2000 falan olacak. Sizlerden destek istiyorum arkadaşlar çünkü buna muhtacım. Yani beğenirseniz ve yorum atarsanız çok sevinirim. Kanalı toparlamamız gerekiyor arkadaşlar maalesef. Çünkü telif attı mı kanal sapıtıyor. Bana bu konuda destek olursanız çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar bugünkü videoda Ultimate Team'e başlangıç videosu çekeceğiz. Bu çok önemli bir video. Bütün senenin kaderini belirleyecek. Yani belki ise kafadan 500k kazandıracak taktikler vereceğim birazdan videomuzda. Öncelikle benim de şu anda oyun yok. Oyun olmadığı için başkalarının gameplay üzerinden konuşacağım. Bunun dışında arkadaşlar ya bu hafta ya da bir sonraki hafta Emir'le beraber takipçi buluşması yapacağız. Bunu tekrardan söyleyeyim. Size ucuza FIFA'da çözeceğim. Bilginiz olsun. Şimdi ilk başlangıçta EA Play. EA Play arkadaşlar ayın 22'sinde, yani bugün akşam saat 8'de 10 saatlik deneme oynama şansı verecek size. EA Play'iniz varsa oynayabilirsiniz. EA Play ne işe yarar? EA Play arkadaşlar aylık 25 liradır. Bir aylık alıp ondan sonra yenilemeyi kapatın. 25 lira karşılığında sizlere her EA ürününde %10 indirim sunar, FIFA Point dahil. Eğer EA Play alırsanız dediğim gibi bugün 10 saatlik deneme sürümünü oynayabileceksiniz. Peki bu 10 saati nasıl değerlendirmeyeyim? İşte olay bu. Ya da 10 saati değerlendirmeye geçtim, nasıl başlamalıyım? Hepsini bu videoda anlatacağım arkadaşlar. Sizlere öncelikle bu akşam oyuna girdik. Bismillah, oyunumuzu açtık. Her şey güzel. İlk olarak arkadaşlar sizlere bir ülke seçtiriyor, biliyorsunuz ki Ultimate Team'e girdiğinizde. Bu sene SVC'leri yapmak birazcık meşakkatli. O yüzden mutlaka Brezilya'yı seçiyoruz arkadaşlar. Öncelikle Brezilya'yı seçmeniz gerekiyor. Arkadaşlar hemen araya girmem gerekti. Öncelikle şunu unutmayın, dedim ki bu görüntüleri ben başkasından aldım. Siz başta Brezilya'yı seçiyorsunuz. Ardından kiralık olarak forvetten bir tane kiralık seçiyorsunuz. Ve kadro kurma görevlerinin hiçbirini oyun içinden yapmıyorsunuz. Yani 10 saatlik deneme sürümünüzü menüde kadro kurma görevlerini harcamıyorsunuz. Kadro kurma görevlerini yapmak için direkt web app ya da mobil uygulamayı kullanın. Lütfen 10 saatinizi böyle harcamayın. Devamınız olsun. Brezilya'yı seçin mutlaka. Ardından bize bronz kadro verecek. Şimdi iki yol var. Eğer hesap yeniyse, yeni bir hesapsa, bu size başlangıç paketi yok abi. Eğer geçen sene oynadıysanız size bir başlangıç paketi verecek arkadaşlar. Bu başlangıç paketlerin hepsini açıyoruz. Ve çıkanların hepsini satıyoruz abi. Hepsini açıyoruz ve çıkanların hepsini satıyoruz. Tabii ki Ronaldo, işte Kevin De Bruyne tarzı çok kalın bir adam çıkarmadığınız sürece satmayın. Ama böyle hani 10k, 15k, 20k bandındaki bütün ne var ne yok satıyorsunuz arkadaşlar. Elimize ham bir jeton gelecek önce. Ham coin lazım bize. Buradan yaklaşık hiçbir şey çıkmasa arkadaşlar elinize 30-35 kaldık bir coins gelecek. Ki bu zaten sizin için yeterli. Peki şimdi ne yapmalıyım Oğuz? Arkadaşlar bakın, beni net dinleyin. Çok güzel bilgiler vereceğim şimdi sizlere. Oyuna başlar başlamaz arkadaşlar. Eğer geçen seneden bonusunuz varsa sizlere coin boost'u da veriyor. Yani her maç yapıyorsunuz diye maç başı, maç sonunda aldığınız coin'e artı 1000 jeton da o hediye veriyor. Eğer geçen seneden oynadıysanız. Oynamadıysanız da direkt net coin kazanmak için Squad Battles 1 numaramız. Squad Battle'ı açıyoruz arkadaşlar. Ve en kolay modda maç yapıyoruz. Şimdi bu sene Squad Battle'da çoğu kişinin görmediği şeyi sizlere söyleyeceğim. Eğer 100 tane plastik golü atarsanız sizlere 50.000 coins'lik paket veriyor. Eğer toplamda Squad Battles içerisinde 500 tane gol atarsanız 100k'lık paket veriyor arkadaşlar. Ve Squad Battles'ın en kolay modunu açarsanız her maç 30 gol çok rahat atarsınız. Çünkü hiçbir şey yapmıyor adamlar. Ve bronz kadroyla sakın online'a girmeyin. Oyunun başa bronz kadronuz olacak arkadaşlar. Dolayısıyla sakın ama sakın Rivals'a girmiyorsunuz. İlk olarak Squad Battle'da dediğim görevleri yapıyorsunuz arkadaşlar. Toplamda 10 maçta, 15 maçta bu görevleri yaparsınız ve hiç yorulmadan, sinirlenmeden en kolay modda Squad Battles oynayarak bunu yapabiliyorsunuz. Diyorsanız ki ben Rivals oynayacağım. Rivals'ta da arkadaşlar şöyle bir şey var. 10 farklı Rivals maçında gol atarsanız sizlere 82 ve üzeri bir adet oyuncu veriyor. Bence bu tıraş. O yüzden öncelikle arkadaşlar Squad Battles'tan başlıyoruz ve bu 50k'lık ve 100k'lık paketimizi 10-15 maç içerisinde alıyoruz ve bu paketlerimizi açıyoruz. Bunları açtığınız zaman arkadaşlar bunlar iyi paketler, iyi bir şey de çıkarabilirsiniz. Aynı zamanda toplamda elimize 36 tane güzel oyuncu olmuş olacak ki 100k ve 50k'lık paketten hani 82 ve 83 üzeri oyuncu çıkma şansı yüksek. Yani elimizde arkadaşlar sağlam ratingi olan toplamda 36 tane oyuncu olacak ve bunlar satılamaz. Satılamaz ne demek? Direkt SBC demek. Bu dediğim şeyleri yaptıktan sonra kadro kurma görevlerine başlıyoruz arkadaşlar. İlk olarak her zaman söylüyorum, bak her zaman
karma uyruklar. Abi her zaman karma uyruklardan başlıyoruz arkadaşlar, tamam mı? Bunu asla unutmayın. Önceki karma uyrukları bitirmeye gayret gösteriyoruz. Şimdi ne oldu abi? Biz hem squat battle oynadık, elimizde bir coins var. Eğer geçen sene oynadıysak oradan gelen coinler de var. Elimizde zaten ham bir coin var. Eğer geçen sene oynadıysanız bir squat battle yaptıysanız 50k'nız helalinden var zaten en az. Yeni başladıysanız da arkadaşlar elinize nereden baksanız bir 7-8k'da 10k civar coin var. Hem elimizde ham coin'imiz var hem de toplamda 36 tane oyuncu var. Bu bize karma uyrukları tamamlamamız için yeterli. Ve karma uyrukları tamamladığınızda arkadaşlar bakın sadece discard parası olarak konuşuyorum. Çünkü 55k'lık paket veriyor, 45k, 35k, 25k veriyor galiba. Bayağı iyi paketleri var. Sadece bunları satsanız, bak sadece satsanız hiçbir şey çıkmasa en az 15k kar ediyorsun. Hiçbir şey çıkmasa o da. Ki bu imkansız arkadaş, elbet 84 çıkacak, 85 çıkacak, 83 çıkacak ya da pahalı bir şey çıkacak, bunlar olacak yani. Dolayısıyla arkadaşlar ilk önce karma uyrukları yapıyorsunuz, ardından karma ligler, en sonda ligler ve uyruklar karmasını yapıyorsunuz sevgili dostlar, bilginiz olsun. Ben böyle başlayacağım dediğim gibi. Şimdi ikinci olarak ne diyeceğim sizlere? Arkadaşlar ben 3 tane video atmayı düşünüyorum bu 3 gün içerisinde. Başlangıç kadroları ve web app'te snipe modu paylaşacağım. Şimdi başlangıç kadrosunu nasıl kurmanız gerekiyor onlardan bahsedeyim sizlere. Arkadaşlar biliyorsunuz FIFA'da geçen sene fitness kalktı. Yani artık fitness kartı basmamıza gerek yok. Sadece oyuncu kontratı yeterli oluyor. Bu da ne demek oluyor? Ben bir oyuncu alsam ve bunu hızlı sat fiyatına alsam ben bu oyuncu 7 maç boyunca bedavaya oynatabiliyorum. Ben oyunun başında arkadaşlar tamamen quick sell fiyatından, yani 350 yani hızlı sat fiyatından alınabilen bir kadro kuracağım. Ve bu kadroyla sürekli maç yapacağım arkadaşlar. Sürekli. Niye? Çünkü ben oyuncuya para vermemiş olacağım. Oyuncu satarken zarar etmemiş olacağım. Bedavaya oyuncu oynatıp coins kazanmış olacağım. Bunu zaten sizlere bir sonraki videomda göstermiş olacağım. Ama başlangıç olarak dediğim gibi dediğim şeyleri unutmayın. Geçen seneden bonusunuz varsa hemen o paketleri açıp satıyoruz. Sıfır hesapsa direkt squat battle atlıyoruz. Eğer geçen seneden bonusunuz varsa açtıysanız yine siz de squat battle atlıyorsunuz. Squat battle'a dediğim görevleri yapıyorsunuz arkadaşlar. 100 tane plase golüne 50k'lık paket, 500 tane toplam göle 100k'lık satılamaz paket veriyor. Bunları 10-15 maç içerisinde tamamlıyorsunuz arkadaşlar. En kolay modda bunu yapın. Ya da 20 maç fark etmiyor. Sonuçta bunu yapın abi. Tamam mı? Bedava coin kazanacaksın. Elinde bronz kartlar var. Bronz kartları değerlendirebileceğin başka hiçbir yer yok. Rivals'a girsen tokatlanırsın. Bu şekilde arkadaşlar oyuna güzel bir başlangıç yapıyoruz. Ben böyle yapacağım. Eğer FIFA point'iniz varsa, bunu da çok soran var. 4600 FP aldım ya da abi FP aldım. Ya da kardeşim ben çok kıvıramıyorum ne yapayım? Abi çok kıvıramıyorsanız ya da paranız da hafif varsa baba bir 12k yapıştırın. Ben hiç hayatım boyunca FP almadım. Alırsanız yani dediğim gibi şöyle bir rahatlı olursun. 12.000 FP alırsan abi açarsın paketlerini, satarsın her şeyi, bir 100-150k olur. O 150k'yla direkt hemen kökten bütün SVC'leri yaparsın abi. Ne çıkarsa bahtına dersin, hani 200k 300k ve öyle oyuna başlarsın. Ben ne yapacağım? Ben SBC sapıyım. Ben full SBC yapacağım arkadaşlar. Bunu bilen biliyor. Bunun taktiğini de paylaşacağım. Geçen sene bir ayda 20 milyon coin kastım. Bazı çok affedersiniz dallamalar diyor. Nasıl kastım? Ya babacığım zaten hepsi kanalda duruyor. Her gün yayın açıyordum. Paket açıyordum. İki kere Ronaldo çektim. Daha neler neler. Ya bizim arkadaşlar ayrımız gayrımız bir şeyimiz yok. Bizim ne olduğumuz belli. Ben ultimate'ime bu şekilde başlayacağım. Bir ayda yine 20 milyon kastacağım. Yine satacağım. Yine bitcoin falan alacağım. Bunu da size göstereceğim. Bu sene coin nasıl satılır? Coin nasıl alınır? Nasıl aktarılır? Bak aktarım mesela. Aktarım bu sene banko gelecek. Bilginiz olsun. Ultimate Team'e böyle başlıyoruz arkadaşlar. Devamı da gelecek. Bana her türlü sorunuz için de Instagram DM'den ve Twitter abi. Bakın Foot Champion sistemi değişti. Foot Champion sistemini Twitter'ı dün anlattım. Yani Twitter'ı ve Instagram arkadaşlar takip edelim. Önemli. Twitter'dan bütün haberleri paylaşıyorum. Instagram'dan da sorularınıza yanıt veriyorum. Foot22 başlangıç rehberi bu şekilde arkadaşlar. Umarım videoda hoşunuza gitmiştir. Dediğim şeyleri yapın. Sorunuz olursa takılırsanız hemen yazın. Hemen cevaplarım arkadaşlar sorularınızı. Bilginiz olsun. Asla ama asla başınıza buyruk gitmeyin abi. Sorun öyle yapın. Çünkü bu dediğim şeyleri yapmanız eğer harf harfine yaparsanız size oyunun başına neredeyse 200-300k jeton verecek arkadaşlar. Yani şu an için konuşuyorum. Oyunda mesela belki 100k 50 dolardır. Yani oyuna sen 150 dolarla başlayacaksın kafadan. Ya da 100 dolarla başlayacaksın yani anladın mı? Bu dediğimi yaparsanız arkadaşlar bugün içerisinde düşünün. Bugün içerisinde 800-900 liralık coin kazmış olacaksınız. O yüzden bunlar önemli. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Dediğim gibi beğenirseniz ve yorum atarsanız çok sevinirim. Çünkü kanalı toplamamız lazım. Telif yedik yani arkadaşlar maalesef. Durumlar bu şekilde. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.
Hoşçakalın.